Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda anne çocuk diyeceğiz çünkü ilişkiler çok önemli. Anne ve çocuk nasıl bir ilişki kurmalı? Anne hangi andan itibaren aslında çocuğuna gerekli ilgiyi, sevgiyi göstermeli? Sağlıklı ilişkinin püf noktalarını konuşacağız Arzum Koyuncu ile birlikte. Kişisel gelişim uzmanı ve aynı zamanda yazar Arzum Hanım bizlerle birlikte olacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Bizler de çok iyiyiz burada olduğunuz için. Çünkü çok önemli konular. Ebeveynlerin çok ihtiyaç duyduğu, nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım gerektiği konularda böyle uzmanlarımız sorularımızı yanıtlıyor. Biz de dedik ki bugün programda sağlıklı ilişki nasıl kurulmalı? Aslında bunu konuşmak istiyoruz. Çocuklarla diyalog kurarken yaşın önemi var mı? İşte çocuk şu yaştan itibaren anlamaya başlar. Şu yaş önemli mi? Yoksa işte hamile oldukları andan itibaren mi anneler daha çok özen göstermesi gerekiyor? Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet, çocukla ilişki aslında ana rahmine düştüğü andan itibaren başlıyor. Dolayısıyla farkındalıklı bir anne yaklaşımıyla çocuğa yaklaşmak lazım. Yani hamilelikten itibaren aslında siz bir annesiniz. Dolayısıyla o çocuğa hem sevgiyi hem ilgiyi yediklerinize dikkat ederek ve sevginizle ve sözlerinizle. Çünkü o sesinizden sizi tanıyor. Sizi görmese bile kendi sesinizin frekansıyla, titreşimiyle onu algılıyor. Ve bilinçaltı, bilinci oluşmaya başlıyor ana rahminden itibaren. Hissettiğiniz, düşündüğünüz, kokladığınız, yaşadığınız ne varsa aynısını otomatikman o bebek de algılıyor. Kayıt gibiler. Evet, kayıttalar. Evet. Peki hamilelik sürecinden itibaren başlıyor dediniz aslında ama sağlıklı anne baba ilişkisi de tabii ki babalar da çok önemli bu süreçte değil mi? Evet. Babaların destekleri de çok önemli. İşte lohusalık sürecinde özellikle nasıl davranmak gerekiyor? Gerçekten bu süreçten etkileniyor mu bebekler? Tabii ki etkileniyorlar. Genelde nefes alamama durumları oluyor. Astıma yönelik bazı ya da alerjen durumlar çıkabiliyor bu tip çocuklarda. Çünkü özgüven eksikliğiyle doğuyorlar. İstenmeyen bir bebek olduğunu hissediyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey, mukadderatın vermiş olduğu plan bizim ihtiyacımız olan plandır. Ben bunu anne için de söylüyorum, çocuk için de söylüyorum. İstememe gibi bir durum diye söz konusu olamaz. O dünyaya gelmişse muhakkak bir o anne ile çocuk arasında ve babası arasında bir alışveriş söz konusudur. Bir neden sonuç ilişkisine bağlı olarak bir sınav yaşayacaklardır. Ve netice itibariyle tekamüllerinde kendilerine bir artı yazılacaktır. Tabii ki seçimlerine göre. Yani şimdi kaderimizde ne varsa biz onu görüyoruz. İstemediğimiz bazı şeyler de başımıza gelebiliyor. Ne yapıyoruz o zaman? Aa, niye olmadı diye demiyoruz, değil mi? Burada başımıza gelenleri kabule geçip ondan sonra kendi adımıza ne yapabiliriz? Daha iyi Nasıl nasıl olabilir? bunu potansiyelini yükseltebiliriz? Önemli olan budur. Şimdi burada ayrı anne baba çocuklara da değinmek istiyorum. Çünkü bazı babalar tamamen çocukları ile ilgilenmiyorlar. Sırf yükü Anneye. anneye bırakıyorlar. Evet, çok zorlu bir süreç. Anne, hem anne hem baba olmak. Burada da babayı suçlamadan, yani çocuğa işte senin baban kötü, senin baban böyle yaptı, bıraktı demeden. Çünkü bırakın, o çocuk zaten emek kim veriyorsa onu algılayacaktır. O yaşa geldiğinde Onu idrak edecektir tabii ki, tabii ki diyorsunuz. idrak edecektir. Bunu söylemek sadece çocuğun psikolojisini bozar değil mi yani? Aynen öyle. Çünkü baba ve anne atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yani ben her zaman şunu söylerim danışanlarıma. Reklamın iyisi kötüsü yoktur. Reklamdır. Dolayısıyla kötü baba da olsa o size bir öğretidir. Neden? O kötülüğü görüyorsunuz. İyi bir ebeveyn nasıl olacağınızı anlıyorsunuz. Hem eş olarak da, yani kadın da nasıl bir eş tercih etmesi gerektiğini idrak ediyor bir. Çocuk da böyle baba olmaz. Ben hani ben ileride baba olunca ben çocuğuma böyle böyle davranacağım, tam tersini yapacağım da diyebilir. Bu idrak süreci. Fakat eğer hayat gerçekten zorluyorsa ve travmalar yaşanıyorsa
O zaman işte kişisel gelişim desteği almaları gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Bir takım araçlar var, bir sürü bizim kullandığımız teknikler var. Ben birçok teknikler kullanıyorum. Yani ben hep şöyle diyorum, senaryolar farklıdır fakat konular aynıdır. Bizler insan olarak anneden, babadan, aşktan, kariyerden, okuldan, hep arkadaşlardan sınava tabi tutuluyoruz. Fakat senaryolar farklı. Burada dikkat edilmesi gereken şey hızlı bir geçiş için, yani hayatımızın akışına, Yaradan'ın evrensel akışına uyum içerisinde devam etmemiz açısından öncelikle yapmamız gereken şey kabule geçerek, ondan sonra ben bundan ne öğreniyorum? Bu bana ne sağladı? Ne yapabilirim? Bir daha başıma gelirse nasıl davranmam gerekiyor? Bu bilinç düzeyinde olan bir çözülmedir. Fakat bilinçaltında atılmış olan yanlış inançlar var. İşte ben yapamam, ben edemem, işte benim kısmetim yok, işte ben değersizim, bana iş gelmiyor, beni kimse sevmiyor, ben böyleyim diyen insanlar için de hipnoz çalışması yapıyorum. Çünkü hipnoz bilincin altındaki o en derine inerek sonrasında o Sorunu çözümü çözüme kavuşturuyor gerçekleştiriyor. aslında. Evet, yani benim kullandığım metotlarda astrolojiyi kullanıyorum, Theta Healing kullanıyorum, hipnoz kullanıyorum. Artı hatırlarsanız benim de bir kaza sonucunda bir sürecim vardı, iyileşme sürecinde bana yardımcı olan hangi teknikler varsa onları kullanarak ben Bir şekilde iyileşmiştim. çözüme Evet. kavuşmanın yöntemleri var. Evet, Anne evet. çocuk ilişkilerinde de var değil mi bu Tabii ki, tabii ki, yöntemler tabii ki. kullanılabiliyor? Şimdi öncelikle anne sevgi demek. Fakat sevgi nasıl bir sevgi olacak? Disiplin de içerisinde olacak. Çocuk annenin sevgisini kullanmayacak istediklerine karşı. Yani bir şımarık yetiştirmememiz gerekiyor. Her istediğini aman çocuğum olsun. Ya bir de şöyle bir özellikle ayrı anne baba çocuklarda işte babası yok diye aman istediği her istediğini yapayım. Şimdi çocuk da akıllı çocuk parmağında oynatmaya başlıyor. Orada annenin çocuğu destek olması gerekiyor sadece. Bir öğretici, bir rehber pozisyonunda olması gerek. Ve ayakları üzerinde durduğu an itibariyle de kendisini yavaş yavaş geri çekmesi gerek. Ne zaman çocuk ihtiyaç duyarsa anneye, o zaman anne anında görüntü yapacak. Maddi ya da manevi. Manevi. Fakat tamamen anneye yaslanmış bir şekilde yaşam, bu doğru değil. Doğru değil. Çünkü anne ve baba olarak bizler, ben de bir anneyim, iki çocuğum var, sadece rehberiz. Öbür türlü olursa, yani annenin çocuğa odaklı bir yaşamı olursa putlaştırma oluyor. Yani çok bağımlı hale getirmemek gerekiyor. Aynen öyle. Yani annesiz bir şey yapamaz, beceremez, Tabii. işte kabiliyeti yok, işte yemeğini kendi yiyemez gibi bazı konularda biraz annenin kendisini geri çekmesi gerekiyor ki öğrensin Evet, anlamında değil mi? Aslında bunu söylemek istiyorsunuz. öğrenmesi gerekiyor. Kendi başına bırakacaksınız. Eğer ay ben yapamam, edemem derse de yapabilirsin. Bak daha önceden de yaptın, arkadaşların da yapıyor, sen de yapabilirsin. Rahatlıkla başarabilirsin diyerek çocuğunuza olumlu yaklaşımlarda. Özellikle işte sen yapamadın, işte aptal mısın? İşte mesela sınıf derslerinde eğer geri kalıyorsa, çünkü her çocuğun farklı yeteneği var. Kimi matematikte çok zeki, kimi analitik de değil de duygusal zekada, sanata yatkın olabilir. Sağ beyin ağırlıklı çalışıyor olabilir zihnen. Bu yaradan bize bir sürü yetenek vermiş. Önemli olan çocuğu izlemek ve onun yeteneği doğrultusunda yönlendirmek. Anne tabii ki burada hep babaları da konuşuyoruz söylediğiniz gibi ama daha çok çocukla vakit geçiren anne olduğu için daha çok bu temennileri ya da dilekleri anneyle paylaşma ihtiyacı hissediyoruz değil mi? Evet. Çünkü daha çok yönlendirici anne olduğu Doğru. için bu süreçte. Peki anneye bağımlılık nasıl gelişiyor? Yani çocuk
annesini gördüğü zamanki heyecanlanması ya da annesi gittiği zamanki ağlaması. Hani gerçekten bu süreç hamilelikte o annenin çocuğunu çok sevmesiyle ya da ilişki kurmasıyla başlayan bir süreç mi? Bu bağ nasıl oluşuyor? Şimdi mukadderat ilahi sisteminde o öyle bir düzen yaratmış ki siz o bağı anne ne kadar da kötü olsa, soğuk da olsa, çocuğunu sevmese de o çocuk anne diyor. Evet. Yani o çocuk anne diyor. Hiçbir şekilde bir çocuk annesinden nefret edemez. Yani Evet. tabii ki kötü bir belli bir yaşa gelince, idrak edince eğer aralarında gerçekten travmatik bir durum söz konusu değilse. O yüzden burada bağımlılık adı altında çocuğu sürekli sıkıştırmak, sevgiyle bunaltmak, işte ben seninle gelirim, benle beraber yapacaksın, beraber kalkacağız gibi yapacağız, edeceğiz. Onları yavaş yavaş, yani ilk başta eğer çocuk gerçekten destek istiyorsa, annesiz yapamıyorsa, evet güzel. Ona biraz destek versin. Sonra geri çekilme ya da çocuk ağlıyorsa mesela annesi işe gidecek ayrılamıyor. Oturup anlatmanız gerekiyor. Evet. Ve doğru konuşmanız gerekiyor. Çünkü çocuğa yalan söylerseniz çocuğa yalanı öğretmiş oluyorsunuz. Çocuğa doğru Örnek alıyor sonuç söyleyeceksiniz. olarak. Evet, çocuk aynalama yapıyor. Sizi taklit ediyor. En yakını kimse, çocuk onu taklit ediyor ve bilinçaltına da o şekilde kayıtlar iniyor. Dolayısıyla anne eğer çocuğunun iyi yetişmesini istiyorsa güzel örnek olsun. Güzel konuşsun, doğru konuşsun, iyi davransın. Bundan başka çocuğa da aynı zamanda teşvik edici, güzel konuşarak ve yolunu açarak uzaktan takiple devam ettirsin. Evet, kesinlikle annenin burada çok fazla görevi var bu süreçte, yapması gereken ve örnek olması gereken tabii ki. Peki sevgi kavramını çocuk ne zaman öğrenmeye başlıyor Arzum Hanım? Yani çocuk doğduğu andan itibaren başlıyor mu, yoksa işte 2-3 yaşından sonra mı bu duygusu daha fazla gelişiyor? Şimdi daha ana rahmindeyken o gelişiyor zaten. Çünkü orada bir alışveriş var. O sizin karnınızda. Evet. O sizi hissediyor. Yediğinizden, içtiğinizden tutun da sizin ona dokunuşunuzdan, konuşmanızdan bile o sevgi alışverişi daha hamileyken orada başlıyor. Oradan başlıyor. Yoksa hani düşünsenize, o kadar sancılar çekiyorsunuz. Doğum esnasında işte çok kötü oluyorsunuz. Sonra yüzünü görünce bir anda dünyalar veriliyor size. En büyük mutluluk o, annenin kucağına bebeğini alması. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Şart değil illa hamilelik geçirip anne olmak. Evet. Anne hissi bir çocuğu bakımı altına Tabii alıp ki. onu yetiştirmek. Yine Evet. anne, yine o duygu, O yine o şefkate, sevgi, o duyguya şefkat. sahip olan insanlar var değil mi? Var, Hamile var. olmadan da bunu Yani yaşayan evet, illa gerçekten. o hormonal Evet, bir şey değil. değil. O Evet. var. Yani bizim içimizde var olan bir duygudur bu. Kadına özel, yaradanın vermiş olduğu duygu. Bakmak, büyütmek, hizmet etmek, vermek. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey o sevgiyi en başından güzel ayarlamak. Dengeli ve sevgiyle, şefkatle yaklaşarak. Buradaki sıkıntı şöyle oluyor. Anneden kaynaklanıyor. Daha çok sıkıntı. O loğusa süreci var ya. Evet. Ve 2-3 yaşındaki o süreç zorlu bir süreçtir. Eğer tek başına anne sorumluluğu üstleniyorsa annenin biraz destek alması gerekiyor. Yani sürekli evde kapanmaması gerekiyor. Sürekli çocukla kalmaması gerekiyor. Evet. Arada en az 1-2 saatliğine yakınlarını bırakması gerekiyor ya da oyun alanları var. İşte çocuklara, anne ve çocuklara özel. Orada annelerle sosyalleşebilir. Çocuklar kendi yaşıtlarıyla bir arada olunca daha rahat edebilir. Yani bir es vermeleri gerekiyor hayatlarında ki o rutin biraz kırılsın ve kendilerine geri dönüş yapsınlar. Düşünsenize, daha önceden tek başındaydı. Hiç kimse yoktu, bir tek kendisi vardı. Kendisiyle ilgileniyordu, kendi hayatıydı. Şimdi bakmak zorunda olduğu bir yeni bir birey ve ufak bir birey. Çünkü anlamıyor. Göz teması çok önemli. Evet, çocuğuyla Masaj, göz teması evet, kurması. bebeklerde özellikle dokunsal. Lütfen emzirin.
Yani ben yeni doğum yapmışlara özellikle Bağ söylüyorum, emzirin. Çünkü o anne ile çocuk arasındaki o geliştiriyor bağ değil mi? çok kuvvetlendiriyor. Evet. Ve en güzel besin anne sütü. Hiçbir şekilde istediğiniz kadar en organik babalar olsun, hepsi hikaye, koyun onları bir kenara. Evet. Anne sütü Çok başka. bambaşka ve anne sütüyle büyüyen çocuk daha zeki oluyor. Alerji olması minimuma düşüyor. Hastalıklara karşı Tabii ki direnci direnci yüksek yüksek oluyor. oluyor. Bütün bunlar anne de ne yapacak? Doğal beslenecek. Sigara kullanmayacak. Evet. Çünkü annenin o sigara kullanışını görürse o çocuk onu taklit edecek. Evet, onu da örnek Evet, alacak. oyun mesela oyun oynarken dikkat edin çocuğa. Kimi taklit ediyor? Evet. Kim bakıyorsa, kimle Evet. daha çok vakit geçiriyorsa gerçekten çocuklar bu durumda onu kapıyor. Şunu da merak ediyorum. Diyelim ki kötü hamilelik geçiren anneler oluyor yani. İşte sıkıntılı, her şeyi sorun haline getiren pimpirik. Bu çocuğa yansıyor mu? Yani çocuğun huysuz olması, sonrasında çok aksi agresif olması, doğduktan sonra anneyi çok fazla yorması, annenin hamileliğiyle alakalı bir durum E mu? tabii ki. Çünkü bu bir alışveriş. Yani sizin duygusal bazda ve hormonal bazda aynı şekilde o da sirayet ediyor. Evet. Dolayısıyla çocuk çıktığı zaman çok fazla ağlayabilir. Hani gazlı derler ya, ondan sonra çok fazla ağlayabilir, reaksiyon gösterebilir. Çünkü sürekli o kötü anlarla eğer beslenmişse o çocuk hissiyat olarak ve hormonal olarak da, çünkü bizim bütün hormonlarımız aynı zamanda hislerimiz kanalıyla belli bir model alıyor. Evet. Dolayısıyla o çocuğun ilk kayıtları kötü kayıt oluyor. Şimdi siz bu kötü kayıtlı olan çocuğu nasıl düzelteceksiniz? Çok emek vermeniz gerekiyor. Çok doğru yaklaşmanız lazım. Nokta atışı bir tavırla öğretide bulunmanız gerekiyor ebeveynleri ve öğretmenleri. Mesela daha da şeyi var. İkinci çocuk olduğu zaman kıskançlıklar söz konusu Evet. olabiliyor. Yahut çocuk mesela ikinci çocuk doğacağını düşünerekten, yani anne baba arasında konuşurken ay benden ilgi azalacak diyerek tepkisel olarak farklı farklı davranışlarda bulunabilir. Daha çok ağlayabilir. Yani en kötüsü altına kadar ıslatabilir. Neden? Çünkü ilgi odağı ben Evet. olayım diye. Psikolojik Evet, süreçler yaşayabiliyor değil mi bu süreçte de? aynen. Burada önemli olan şey annenin bilinçli olması gerekiyor. Evet. Yönlendirmeyi doğru yapacak. Nasıl bilinçli olacak? Şimdi sosyal medya maşallahı var. Her türlü şekilde doğru bilgi de yanlış bilgi de mevcut. Fakat devletimizin organize ettiği anne baba eğitimleri var belediyelerde. Ücretsiz oluyor. Evet. Bunlara katılsınlar. Sosyal medyayı eğer bilgileri varsa takip etsinler. En basitinden kitap alsınlar, kitap okusunlar. O çocuğun hamilelik sürecindeki evriminde neler neler oluyor. Evet. Sakinleşmeleri için mutlu oldukları ve rahat ve huzurlu hissettikleri hobileri uygulasınlar. Bu süreci keyifle, kadınlığını Evet. hissederek, çünkü bir üretim içerisindesin ve bu yaradanın bir lütfu, erkeğin yapamadığı bir şey. Ve kendini onurlandırarak ve bebeği de taçlandırarak geçirmesi gerekiyor bu süreci. Ve çocuğu bak çok güzel işte geleceksin, seninle harika bir yolculuğa çıkıyoruz, hayat yolculuğuna çıkıyoruz. Ben sana elimden geldiği kadar çok güzel bir anne olmaya çalışacağım. Dolayısıyla bu şekilde baban da bize sana çok iyi bir babalık yapacak, sana güven verecek, destek sağlayacak. Çünkü çocuk bir babada babayı güven olarak görür, anneyi sevgi olarak görür. Baba bir kaledir. Anne de sevgisini verecek. Evet. Buradaki rol modeller karıştırılmamalı.
Çocuk da bunu anlıyor ama zaten değil mi? Kimle oyun oynayacağını, kime sarılıp sevgi, hani Evet. mesela babayla daha fazla oyun oynama ya da annenin daha fazla ihtiyaçlarını görme ya da acıktığında annesine gitme durumu mesela değil mi? Bu da bir içgüdüsel Tabii olarak ki. çocuk bunu Acıktım öğreniyor. diye geliyor Evet. yani. Ya da ağladığında anne diye ağlaması. Evet, Değil mi? evet. Kısacık bir ara verelim. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz yine anne çocuk ve baba ilişkisinde aynı zamanda konuşmaya. Kısacık bir aranın ardından kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Arzum Koyuncu bizlerle birlikte kişisel gelişim uzmanı ve aynı zamanda yazar anne çocuk ilişkisini konuşuyoruz bu programımızda. Sağlıklı bir anne çocuk ilişkisi nasıl kurulmalı? Anneler hamileyken özellikle nelere dikkat etmeli? Çocuk anne karnına düştüğü andan itibaren bu sevgiyi hissediyor diyor Arzum Hanım ve ona göre dikkatli davranmak, tutarlı davranmak çok önemli aslında. Peki biz anneler şunu çok fazla yapıyoruz. Çocuklarımızı korunmacı içgüdüsüyle helikopter ebeveyn her düştüklerinde yanında olma ya da işte aman ağlamasın aman kıyamayız modelini çok fazla sergiliyoruz. Evet. Çocuklar da bunu anladıkları zaman tabii suistimal etmeye başlıyorlar büyüklerini ama bu süreçte nasıl olmalı tutarlı davranış ya da anneye karşı çok fazla bağımlı olmaması için Evet. daha çok bağlı olması için annenin buradaki davranışı nasıl olmalı, nasıl bir tavır sergilemeli çocuğuna karşı? Evet. Şimdi hayata karşı bir kere eğer güçlü çocuğu yetişmesini istiyorsa anne her düştüğünde aman 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 ah 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 dememesi gerekiyor. Düştüğünü gördüğü zaman ilk başlarda tabii ki anne olarak yavrusunu üzülür, sıkılır, bunalır. Destek olsun, yardımcı olsun. Fakat bir yerden sonra onu anlatsın. Nasıl düşmeyeceğini. Eğer düşerse de ne yapacağını. Çünkü bunları eğer öğretmezse anne her zaman ona yetişemez. Her zaman yanında Anne yanında olmadığı olmayacak. zamanlarda Evet. bunu yaşadığında değil Evet. mi? Hep annesini arar. Evet. Annem olsaydı Annem olsaydı böyle olurdu. olurdu. Annem böyle yapardı. Annem şöyle yapardı. Elbette tabii ki anne enerjisi bitmez Işıl Hanımcığım. Yani anneler vefat etmiş olsa bile yukarıda onlar bulundukları yerden hala sevgi enerjisini yollarlar. O bağ kopmaz çünkü o göbek bağı kopmaz. Fakat eğer anneler gerçekten doğru bir iyi bir anne olmak istiyorlarsa öğretmeleri gerekiyor. Öğretecekler. Çocuğa nasıl düşmeyeceğini, nasıl ayakta kalacağını, nasıl sağlam duracağını, ne yapması gerekiyor ve burada en önemli şey bence inanç. İnancı göstermeleri lazım, öğretmeleri lazım. Yani anne ve babanın haricinde de mukadderatın var olduğunu, onları yaratan, bizi yaratanın o olduğunu, her şeyin ondan geldiğini ve ona gideceğini, ölümün bir geçiş olduğunu, yolculuk olduğunu, bu hayatın bir yolculuk süreci olduğunu, iyi olmalı, doğru olmalı, çalışkan olmalı. Bunları anne çocuğa kulağına üfleyecek. Tasavvufta çünkü kulaktan döllerler. Evet, üstadlar, dervişler. Bazı Sufiler. konuşmalarını da mı bu şekilde Tabii telkin ki. etmeleri gerekiyor? Aynen. Olumlama yapmanız gerekiyor çocuğa. Yani eğer çocukta bir kıskançlık, bir paylaşım yapmıyorsa eğer, mesela olumsuz bir davranışını gördünüz çocuğunuzun ve bundan dolayı da yara aldığını hissediyorsunuz. Hemen orada kendisine doğru olanın ne olduğunu söylemeniz gerekiyor. Orada çocuğunuz haksızsa eğer, bunu haksız olduğunu, gerçekte doğru olanın bu olduğunu ve böyle yaparsa, böyle davranışta bulunursa ödüllendirileceğini ve bunun kendisi için çok çok daha iyi bir davranış şekli olacağını ifade etmeniz gerekiyor.
Ancak bu şekilde doğru bir anne olabilirsiniz. Çok koruyucu bir tavır sergilemek, aşırıya Yanlış. kaçmak aslında çocuğa Yanlış. zarar veren bir şey. Tabii ki. Çocuğu korudunuz sanıyoruz biz burada ama. Hayır, hayır. Çocuğu siz korurken ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Elini, ayağını, kolunu ve düşünce sistemini, düşünme modelini durdurtuyorsunuz. Çünkü çocuk ne yapıyor? Annem var, annem bana yardım eder. Annem bana verir. Her zaman annen olmayacak ki senin yanında. Yani şimdi küçük bir çocuk anaokuluna giden bir çocuk düşünün. Ve çok aşırı ilgili bir anne ile evdeyken bir anda anaokuluna gitti. Ve çocuğun karnı acıktı. Ve çocuk karnın acıktığını ifade edemiyor. Çünkü neden? Hep anneye alışmış. Anneden talep ediyor. Birisi hep gelmiş yedirmiş onu. Onca o kalabalık içinde eğer ki kendisini göstermezse, ben acıktım demezse, gidip o sofraya oturmazsa, elini uzatmazsa, o zaman o çocuk ne yapacak? Aç kalacak. Ya bu basit bir örnek. Bu örneği başka şekilde büyütebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan çocuğa talep etmesini öğretmesi gerekiyor annenin. Nasıl sağlam durmasını öğretmesi gerekiyor. Hangi durumlarda nasıl bir pozisyon almasını gerekiyor, öğretmesi gerekiyor. Burada önemli olan nokta, ister öz anne olsun, ister başka üvey anne olsun yahut kendi evlatlık edindiği anne olsun, annenin kendisini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Yani anne eğer doğru bir örnekse, o çocuk enerjitik olarak otomatikman evde gördüğünü işleyecektir ileriki yetişkin hayatında. Yani siz şimdi mesela kendinizden payım için kendinizin bazı davranış ve hareketlerinizi, evdeki sisteminizi annenize benzetmez misiniz? Ay anneme benzettim demez misiniz? Neden? Çünkü birebir o enerjiyle hemhal oluyorsunuz büyütülürken. Göz onu görüyor, onu hissediyor. Her şekilde Onu taklit etmeye başlıyorsunuz kimi aynen, zaman, değil mi? aynen onu taklit etmeye başlıyorsunuz. Şimdi burada örnek eğer yanlışsa yanlış taklit yapılacak. Yanlış inançlar gelişecek. Örnek doğruysa ne âlâ, ondan daha doğru örnekler sirayet edecek. Dolayısıyla 7 kuşağı aslında DNA ile sadece kaş, göz, biçim, formasyon geçmiyor. Aynı zamanda enerji de geçiyor. Yani burada ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak baktığımız zaman İşte ben çocuğumu çok sağlıklı besliyorum. Yetmez ki. Yani siz ne kadar beslenmesine dikkat edin. Yeterli değil. Eğer siz doğru bir örnek davranışta bulunmuyorsanız o çocuğa yanlış format atıyorsunuz demektir bilincine ve bilinçaltına. O zaman çocuk ne yapacak? Yani sağlıklı beslense bile sadece kendisini evet bedensel olarak görecek. İşte ben sağlıklı beslendim, işte ben iyiyim, ben güzelim. Sonra bir hastalık gelse yahut herhangi bir şekilde bir ilişki travmasından ayrıldığında yetişkin olarak o zaman ne olacak? Yani burada annenin işte sen güzelsin, sen iyisin, işte sen yakışıklısın, işte bak ben seni nasıl büyüttüm, nasıl besledim yani gibi yüzeysel değil, daha derine inmek gerekiyor, daha derine. Burada insan olmanın ne kadar önemli olduğunu, iyi olması gerektiğini, dürüst olması gerektiğini, ilgilendiği konularda çalışması gerektiğini, rekabetin kendisiyle sadece olduğunu belirtmesi gerekiyor. Ne kardeş, ne sınıf arkadaşları. Sadece kendisi. Bak oğlum ya da kızım, şimdi sınav zamanındayız. Belli anneler sınav süreci yaşıyorlar. Anneler çocuklarıyla beraber sanki sınava giriyormuş gibi hazırlanıyorlar. Çocuğu zorluyorlar, işte şu kadar soru yap, bu kadar soru yap. Sonra kendi aralarında diyorlar işte benim oğlum bu kadar yaptı, kızım şu kadar yaptı falan diye. Çocuğa hatta psikiyatra götürüyorlar ki odak eksikliği var diye. Şimdi ve Dikkat eksikliği var, evet odak hiperaktivite, Evet, değil mi? Böyle hiperaktivite. tanılar. Şimdi onun gerisinde öncelikle bir bak bakalım.
Beslenmesinde sen nasıl davranıyorsun? Yanlış bir beslenmeyle de hiperaktiflik Tetiklenebiliyor. tetiklenebiliyor. Çünkü Evet. şeker odaklı olursa, trans yağlarla beslenirse bu çocuk Evet. bundan da kaynaklanıyor. Bu bir bedensel. Peki zihinsel olarak ve ruhsal olarak sen o çocuğa neler veriyorsun? Evet. Yani evet doğru, zor sınav şartları. Fakat bu çocuğun kapasitesi nedir? Bir de ona bakmak lazım. Yani kapasitesine göre eğer kapasitesi varsa çalıştırabilirsiniz. Fakat kapasitesi sınırdaysa bu bardağa ne kadar 1 litre koyamazsınız. Evet. Bardak alabildiği kadarını alır. Dolayısıyla burada çocuğun yetenekleri neyse, bakın bu çok önemli. Doğuştan getirmiş olduğu yetenekleri vardır. Ya müziktir, ya bedenseldir, ya Evet. resimdir, yahut matematiktir. Çocuğu buna kanalize edeceksiniz. O kanalize ettiğiniz zaman zaten çocuk sevdiği bir şeyle uğraştığı için sinerjik olarak daha da iyiye gidecektir. Daha da iyiye giderek bir level daha üste çıkacaktır diğer çalışanlardan. Dolayısıyla burada çocuk mutlu olunca psikolojik olarak anne Evet. de mutlu olacaktır. Burada annenin üzerine düşen şey şudur. Anne evet kendisinin hayatına odaklı olacak. Ancak eğer bir bebek dünyaya getirmişse öncelikle onun ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Ve mantıklı bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Ve bir birey yetiştireceği için geleceğe ve yarın mutlu olması açısından hem çocuğunun hem kendisinin. Çünkü anneler çocuğu mutlu olursa o da mutlu olur. Evet. Başarılı ve sağlıklı bir birey istiyorsa o zaman onun beslenmesinden, yaklaşımından tutun, zihinsel yaklaşımından tutun, ruhsal yani sevgiyle yaklaşması, doğru yaklaşması ve felsefi açıdan da evrenselliği öğretmesi gerekiyor. Yani dil, ırk ayırmadan Evet. herkesin insan olduğunu, insana değer verilmesi gerektiğini, canlıya değer verilmesi gerektiğini, doğaya değer verilmesi gerektiğini. Bunları nasıl yapacaksınız? Boş zamanlarınızda çocuğu doğaya çıkaracaksınız, sosyal aktivitelerde bulunacaksınız, o çocuk görecek sizden. Evet. Bunlar çok önemli şeyler çünkü bunlar hep geleceğe yatırım. O sizden ne görüyorsa yarın öbür gün Aynısını. hatıra olarak, anı olarak hem onda kalacak hem de aynısını o da çocuğuna uygulayacak. Ve Evet. zor zamanlarında o mutlu anları hatırlayarak hayatına devam etme gücü ve kuvvetini bulacak. Peki çalışan annelerde, hani bizim gibi çalışan Evet. annelerde bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi sadece anne baba rol model değil burada. Baktığımızda işte bakıcısı, anneanne ya da babaanne bakıyorsa da burada. Onlar Tabii. da rol model teşkil ediyor. Bu süreçte nasıl bir davranış tutumu sergilemek ya da geliştirmek gerekiyor? Şimdi burada en önemli olan şey şu. Anne çalışıyorsa onu çocuğa çok güzel bir şekilde aktarması gerekiyor. Bak yavrum, Evet. ben çalışıyorum, gideceğim ve geleceğim. Geldiğim zaman da doğru, yine doğru sözü söylemeniz lazım. Seninle 1 saat artık ne istiyorsanız ya oynayacaksınız, küçükse oynayacaksınız yahut oturup sohbet edeceksiniz. Burada en önemli olan şey o aile sofrasında en önemli şey sofrada hep birlikte oturmak. Sosyal medyadan, cep telefonlarından kapatılacak. Evet. Mümkünse televizyonda kapatılacak. İletişim halinde olmak. İletişim içerisinde olacak ve kaliteli zaman denilen bir şey var. Kaliteli zamanı çalışan ve çalışmayan anne de yapması gerekiyor. Çünkü çalışmayan anne de olsa evin içerisinde işte çamaşırı oluyor, bulaşığı oluyor, o oluyor, bu oluyor. Hani çok fazla da ilgilenmiyor. Çalışan anne aslında daha çok ilgileniyor Evet. Çünkü çocukla. zamandan günün Evet. içerisinde olmadığı için akşam eve gidince sadece ona odaklanmak istiyor, değil Aynen mi bu öyle. süreçte? Aynen. Daha kaliteli vakit geçiriyor. Burada önemli olan şey şu. Çocuğa çok doğru bir şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Doğruyu söylemeniz gerekiyor. Çünkü çocuk eğer sizin söyleyip de uygulamadığınız bir Fark. davranış şeklini görürse
hem hayal kırıklığı doğuruyor hem de Evet. yalanı öğrenmiş oluyor. Hı. Sonra mesela anneler diyorlar ki çocuğum yalan söylüyor. Sen söylersen Evet. Çocukta da gelişiyor bu çünkü. çocukta da Çünkü diyor ki gelişecek. doğru bir şey yapıyor Evet. demek. Değil Sen mi? af buyur kötü konuşursan Evet. çocuk da kötü konuşacak. Çünkü diyecek ki ama anne sen söyledin. Senden duydum. Senden duydum. E sen böyle yaptın. Evet. O yüzden bizim farkındalığımızın daha yüksek olması gerekiyor bir anne olarak. Çünkü biz vatana ve millete iyi bir birey yetiştirmek istiyorsak önce kendimize ya kişi bir dur diyeceksin. Nasıl daha iyi bir örnek olabilirim? Ne yapabilirim ki bu çocuk beni görecek, beni geçmeye çalışsın? Evet. Anlatabiliyor Her muyum? halimizde örnek olacağımız için kendi tutum davranışlarımıza, telefonla konuşmamıza, insanlarla iletişim ve diyaloğumuza, belki öfkelenmememiz, çok fazla sinirli olduğumuzu bile çocuğumuza bunu yansıtmamamız gerekiyor ki hani bunu rol model almasın, değil mi? Öfkeli bir insansak, sinirimize Tabii. hakim olamıyorsak. Şimdi öfkelenmiş isek bile biz insanız. Evet. Yani beşer şaşar olur normal. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Yani öfkelendik, kızdık. Bir müddet sonra gidip kusura bakma yavrum. Ben çok sinirliydim. Fakat sinirim senden kaynaklanmıyordu. Başka şeylere moralim bozulmuştu. Sinirlenmiştim. Sana bağırdım. Çok özür dilerim. Lütfen beni anlayışla karşılar mısın? Deyip bir yanağını öpmeniz o çocuğa dünyaları verirsiniz ki der ki çocuk aa evet bak hani kızmış ama beni bana da Evet. anlattı yani çocukla iletişim Çocuklar her şeyi anlıyor aslında. evet her şeyi anlıyor hiç yani sadece konuşun yani şu telefon dediğimiz sürekli bakıyoruz ya bakın ileride büyüyecekler ve o anlarını özleyeceksiniz çocuğun. Bu zamanı verdiğinizi sevdiklerinize verin. Evet. Aynı zamanda büyüklerinize de verin. Sevdiklerinize verin. Peki mutsuz evliliklerde çocuklar nasıl etkileniyor? İletişim konusunda sıkıntı yaşayan ebeveynler çocuklarla olan diyaloğu nasıl kuruyor? Ya da çocukları zedeliyorlar mı burada E aslında haliyle çocuklarla ilişkilerini? zedeleniyor. Eğer mutsuz bir evlilik söz konusuysa, sürekli tartışma ortamı varsa, bu çocuk sağlıklı bir şekilde Ortamda büyümüyor aslında. büyümeyecektir. En mantıklısı ya mutlu bir evlilik yapıp yani yapmaya karar kılacaklar, evliliklerini iyi bir şekilde sokacaklar düzene ya Evet. da anne baba olarak ayrı Yaşamaları, sürekli yaşamaları. çatışma E tabii halindeyse, değil ki, mi? tabii ki ya mutlu olmayı seçecekler ya ayrılacaklar. Bu gayet doğal, basit bir şey yani. Hani şimdi buradaki karı koca ilişkisinde de şunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten birbirlerini seviyorlar mı? Sevgi var mı? Eğer sevgi varsa o zaman emek verin, fedakarlık edin. Çünkü çocuklar hiçbir çocuk anne ve babanın ayrılmasını istemez Işıl Hanımcığım. Evet. Hiçbir çocuk istemez. Ama sürekli birbirini yiyen, hırpalayan ve aşırı bir şekilde tartışma ortamında da çocuk istemez büyümeyi. Yani ne bebekken, ne çocukken, ne ergenken, ne de yetişkinken. Evet. Netice itibariyle burada yetişkin bir anne baba hakikaten yetişkin olacak. Yani eğer bir tartışma yapacaklarsa bir kere yutkunacaklar. Onları çocukların olmadığı bir ortamda çözecekler. Mümkün mertebe. Veyahut kavga, gürültü, patırtı oluyorsa da bunu çocuklara ifade etmeleri lazım. Yani biz kavga ettik ama bak biz birbirimizi seviyoruz, ediyoruz. Hani bunu yani en minimuma indirmeleri gerekiyor. Yani farkındalıkla ilişkilerine de yaklaşmaları gerekiyor. Burada özellikle ikili ilişkilerde eğer çok çocuğa bakmak zorunda ve hayat şartlarından dolayı bir gerginlik söz konusuysa mümkünse anne ve baba biraz baş başa zaman geçirmeleri gerekiyor ki birbirlerine o sevgi tekrar alevlensin, tekrar birbirlerini bulsunlar. Bu çok önemli. O Evet. yüzden ben özellikle danışanlara işte evlilikle ilgili hani biraz bir takım problemleri olan danışanlara şöyle diyorum. Hani biraz birbirinize zaman ayırın. Yani biraz çocuksuz biraz zaman ayırın. Eskisi gibi olun. Hani bir saat,
bir saat. O kaliteli zaman dediğimizi eşinizle de geçirin. O zaman çok daha fazla hızlı bir yol alma görüyoruz biz ilişkilerde. İlişki tekrar rayına oturuyor. Sevgi ve saygı daha da pekişiyor. Burada önemli olan şey, ister çocuk olsun, ister karı koca ilişkisi olsun yahut büyüklerimiz olsun. Yani kendi ebeveynlerimiz olsun. Yani bir annesiniz, sizin de anneniz var. Evlat olarak da kaliteli vakit geçirmeniz gerekiyor. Evet. Yani halinden anlamalısınız. Beraber olduğunuz, birlikte geçirdiğiniz insanı. Evet. Öyle değil mi? Arkadaşlıklarla kesinlikle. Da öyle. Çocuk nasıl bizi seveni, bize ilgi göstereni biz anlıyorsak. Evet. Değil mi? Çocuk da bunu anlayacak kadar zekiler aslında. Çocuk deyip ya da bebek canım ne anlar deyip çok geçiştirmemek gerekiyor. Aynı hassasiyeti yetişkinlere gösterdiğimiz, eşimize ya da çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz hassasiyeti çocuklar üstünde de anlar düşüncesiyle aynı şekilde uygulamak evet, çok anlatın, önemli. Anlatın, evet. Anlayacaktır. Sorun söyleyecektir. Evet. Yani ama çocuk deyip de işte ne anlar demeyin. Dememek gerekiyor. Çok çok iyi anlıyorlar. Evet. Onlar çünkü bilerek geliyorlar. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel konuşmalar için, açıklamalar için çok keyifliydi. Hepimizin her zaman konuşması gereken konular aslında. Hep uyarmamız gereken, bu konuda bilgi verilmesi gereken, ebeveynlerin daha çok bilgi alması gereken bir durum. Çünkü önceden şöyle de bir durum vardı. Hani anneanneler, babaannelerin zamanında çok daha farklıydı belki de geliştirme metotları. Ama şimdi daha çok böyle uzmanlara başvurulan bir dönemdeyiz değil mi? Böyle hani ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, nasıl, hangisi doğru dönemindeyiz sanki. Şimdi o yüzden bu bilgiler gerçekten çok değerli ve çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varız. Evet, Arzum Koyuncu ile birlikteydik bugün programımızda. Kişisel gelişim uzmanı ve yazar aynı zamanda. Programımızda anne çocuk ilişkisini konuştuk efendim. Sağlıklı ilişki dedik, nasıl kurulmalı? Ebeveynler çocuklarına karşı aşırıya kaçmamak, çocuklarını kendilerine bağımlı hale getirmemek için neler yapmaları gerekiyor? Nasıl tutarlı davranmaları gerekiyor? Mutsuz evliliklerde çocuklara nasıl ilişki kurulmalı ve nasıl büyütülmeli? Nasıl bir rol model olunmalı? Bir kutu konuştuk aynı zamanda programımız boyunca ve programımızın sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla yeniden biz bize de karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.